Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un, yurt dışı piyasaların, altın ve gümüşün, işte S&P'nin, VIX endeksinin, Arjantin piyasasının ve dolar endeksinin genel bir analizini yapmaya çalışalım. Birkaç gündür analiz yapmadık. Piyasalar oldukça hareketliydiler. Şimdi piyasaların genel özetini vermeye çalışalım. En son vadeli piyasa üzerinden analizlerimizi yapmıştık. Vadeli piyasadan başlayalım ve diğer piyasalara da devam edelim. Şimdi arkadaşlar serüven şöyle hatırlarsınız. Vadeli piyasada en son geçtiğimiz birkaç haftayı özetleyecek olacak olursak şu bölgelerin en iyi hedef ve e, imsel senaryoda ulaşılabilecek 6200 noktasına şu kırmızı hat olduğu ve bu bölgenin hedef bölge olarak el, pozisyonların rahatlatılması gerektiği ve bu bölgeden gelecek olan realizasyonda önce mavi bölgeye sonra sarı çizgiye onun altı geldikten sonra üst sarı çizgi ve sonraki süreçte de mavi bölge ve pembe bölgenin hedef olacağı ile ilgili Genel beklentilerimizi analizlerimizi sunmuştuk Biz analizi en son yanılmıyorsam şu bölgede falan analiz yapmıştık buradan gelecek olan satışların önce mavi bölgeye satışların gelmesi durumunda ortalamanın altında kaldı zaten saatlik bir grafik bu sonra da kırmızı bölgeyi bu vade içerisinde hedef alacağını aktarmıştık ve şöyle oldu arkadaşlar piyasalara bakacak olursak vadeli piyasa tam önce mavi bölgeye geldi mavi bölgeden bir sarı bölge tepmesi yaptı ki bu son derece normal. Daha sonraki süreçte tekrar kırmızı bölge mavi bölgenin içerisine girdi. Sonraki süreçte kırmızı alt çizginin olduğu bölge yani 5400'lü seviyeye görüldükten sonra tekrar bir tepme hareketi mavi çizgi son derece normal arkadaşlar. Sonra tekrar aynı bölgeye denedi iki kere ve bugün de gelen alımların etkisiyle yine mavi çizginin olduğu bölge bir realizasyon bölgesi ve tekrar mavinin olduğu yerde kapattık. Şimdi bundan sonraki süreçte tepkinin bir süre daha devamını beklemek lazım. Şu sarı bölge orta vadede hedef gibi görünüyor arkadaşlar. Daha sonraki süreçte eğer dayanabilirse şuraya kadar 5800'e kadar ve sonraki süreçte belki pozitif senaryoları çalıştırabilirler. Ama şimdilik gelecek olan hareketlere bir tepki gözüyle bakmak gerekir. Şu sarı bölge ve şu bölge hedef olabilir arkadaşlar düzeltmelerden sonra bu kırmızı çizginin olduğu kırmızı pembe hattın içerisinde fazla artık bundan sonra kalıcılık sağlamaması gerekir. Eğer bunun içerisinde kalıcılık sağlarsa maalesef katlama hedef olarak çok daha derin noktalara gelir ki o zaman e, o zaman arkadaşlar 5000 rakamları konuşuyor oluruz. Yani tekrar şuranın içerisine e, atmaması gerekir. Buranın içerisine tekrar gelirse arkadaşlar kritik e, yerdir. Ona dikkat etmek lazım. Hele de şu çizginin kırılmaması gerekir. Şayet arkadaşlar bu çizgi kırılacak olursa tekrar söylüyorum. Kritik nokta. Bu yani 5400 seviyesine korunması gereken yer diye bakarım ve 5400 seviyesi kırılacak olursa aşağı senaryolar çalışır. O yüzden şimdi normalde arkadaşlar bizim beklentimiz bugün için artık bu şu pembe bölgeden itibaren long yönlü piyasanın çalıştırılacağı noktasında şu bölgenin ki biz arkadaşlarımıza da hem WhatsApp grubunda hem analizlerimizde dünden itibaren özellikle şu hattın kale gibi korunması gerektiğini ve bu bölgede elde edilecek karları Ramazan'ın sayılı olsun bu arada arkadaşlar. Ramazan'ın bereketine zekatlarınızı kazançlarınızın zekatını vermeyi unutmayın. SM hastası bir arkadaşın mesajı vardı valilik onaylı bir izin arkadaşlarımız bunu paylaşmışlar biz de bunu söyledik bunu hatırlattık yani buradan elde edecek karlar bu dönüşteki karlar bu hasta çocuğumuza gönderirsiniz diye konuşmuştuk bunun da bereketiyle diyelim arkadaşlarımız şu bölgeden gelecek olan elde ettikleri karları bu akşam itibariyle bu çocuğumuzun tedavi masraflarını karşılayacaklar inşallah. Beklentimiz bu şekilde. Şimdi yani bunu çocuğun belki de bereketi neydi? Piyasalar pozitife döndüler. Ve belli bir süre daha pozitif gitmesini beklerim. Özellikle şu bölgeyi hedef kılacaktır. Sonra tekrar mavi hat görülebilir. Sonraki süreçte işte de 5800 seviyesi takip edilecek nokta. Vadeli piyasa açısından e, kritik geri dönüşlerde de şuranın altına sarkmaması gerekir. Buranın altı stop olarak izlenir. Hele de şu çizginin kırılımı demek, 5400'ün kırılımı demek negatif senaryoda e, 5000'li seviyelere kadar inecek olan bir piyasayı gündeme getirir. Ama ben şimdilik beklemiyorum arkadaşlar. Şimdilik yukarı yönlü hareketlerin e, görüleceğini tahmin ediyorum. Yani şu bölgenin hedef olacağını ve daha sonraki süreçte de 5800'ün görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Vadeli piyasa açısından tekrar yani şu pivot bölgesi hedef olacaktır. Vadi içerisinde bir kez daha orayı görmek isteyecektir arkadaşlar. Düzeltme de gelecekse döneceksek ondan sonra beklerim. O yüzden o kısım oldukça önemli. Yalnız stop noktalarına da yine dikkat etmekte fayda var. Biz 100 üzerinden bunu analiz etsek nasıl analiz ederiz derseniz biz 100'e de grafiğimiz aynen şu şekilde. Bu saatlik bir grafik. Tekrar belirteyim. Bakın şöyle. Yukarıdan gelen bir hattımız var arkadaşlar. O hatta bir çeşit daha, daha önce arkadaşlar şu bölge bakın. Şu düşen hat olduğu bölge. Buraya vurduk, geri geldik. Gel, geldik ve bu hattı geçtik arkadaşlar. Şimdi şu, şu bölge şu anda onay gibi görünüyor arkadaşlar. Yani sanki bu düşen hattın onayını aldık ve buradan tepiyor gibi grafik ve üstünde kapattık. Pozitif kapanış, 5000 üzeri oldukça pozitif. Hedef değer şu bölge arkadaşlar. Yani 5060 seviyesi hedef. E, oraya çarparsa yaklaşık buçuk ikilik bir marj var. bir buçukluk marj var. E, buradan bir realizasyon gelme ihtimali söz konusu olabilir. Tekrar 4985 noktası tekrar hedef olabilir arkadaşlar. Yani şu hatta bir zikzak kat söz konusu olabilir. Ve burayı onay olarak çalıştırabilirler. Şu hattın kırılmaması gerekir. Eğer 4880 bölgesi kırılacak olursa o zaman aşağılarda çok derin düzeltme noktaları var. Günlükte açarsak görürüz arkadaşlar. Hemen günlüğü açayım. Günlük grafiklerde daha net görülür. O durumda oldukça negatif bir tabloyla karşılaşırız. O yüzden ben o hattın e, zikzak katlı olarak e, kalacağını, kalması gerektiğini şimdilik düşünüyorum şu bölge. Bir toparlanmada meydana gelecekse belki bir V düzeltmesiyle tekrar ikili dip ikili tepe yapar mıyız e, diye konuşuruz. Ancak seçim e, sınırları içerisinde olduğumuzdan dolayı şu an için oyuncular isteksiz görünüyorlar. Sonraki sürece kalabilir bu iş. O yüzden arkadaşlar şu bölgede bir süre yatay kalmasını beklemek lazım. Buranın kırılımı ise şu düzeltmeyi beraberinde getirir ve hedefte 4000 seviyesi, 4200 ve 4000 seviyesi olarak takip edilir. İleriki aşamalarda şu bölge kırılacak olursa 4800 burayı hızlı şey geçmişti rally havasında. Şimdi orayı ise düzeltmelerde şelale olarak orta vade analiz olarak söyleyebilirim. Kısa vade analizde de tekrar belirteyim 5000 seviyesinin üstü pozitif. 5060'a kadar e, hatta 5100'e kadar bu tepki hareketinin devamı beklenebilir. Daha iyimser senaryoda da, da 5250'ye kadar Tepki hareketinin devamı beklenebilir. Tahtalarda da dünkü birkaç günkü satışların bir toparlanması oldu. Bu da pozitif olarak takip edilir. Şimdilik şu, bunları ben çift yönlü analiz ediyorum. Tabii yukarı ve aşağı diye analiz ettim. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ara ara yayın yapamıyoruz. Yayın yapmayınca yayınlar kesildiği zaman günlük değişikliklerle alakalı sizi bilgilendirme amaçlı yani yukarı gittiğinde hedef yer neresi aşağı gittiğinde hedef yer neresi diye seviye olarak belirtmek isterim yoksa şu anda kısa vade için biz yönü yukarı doğru olarak görmüş yukarıya yönlü analizlerimizi yaptık bir iki gündür özellikle Dün işte vadeli piyasada ve biz de şu bölge sunduktan sonra piyasanın yukarı doğru dönme ihtimali olduğunu analizlerimiz içerisinde şimdi söylüyoruz. Şu anda da yine aynı şekilde kısa vade için böyle. Ama burada tutunup tutunmadığı, direncin geçilip geçilmediği seans içerisinde ve kapanışlar bağlamında belli olacak. O yüzden orta vade hedefleri nerelerde olabileceğini, aşağı yönlü gittiğinde, neresi yukarı doğru gittiğinde tepkilerin nereye kadar gidebileceğini önceden hazırlanmak anlamında bu bilgileri veriyorum arkadaşlar. Yurt dışı piyasalarda tepki geldi. Önce bir aşağı verdiler. Sonra yukarı doğru gitti S&P. 4000'i seviyenin üzerine kadar attı. Bakın şu düşen hat var. Oraya kadar attı. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu süre burada durduktan sonra tekrar düzeltmenin devamını bekliyorum. O yüzden bu bölge yine kritik bölge. Yani buranın üstü 4300'e kadar gidecek olan senaryoyu beraberinde getirir. O pozitif senaryodur. O yüzden şu hat çok çok önemli. 4030'un üstüne atarsa 4300 takip edilir. Atamazsa buradan realizasyon gelir. Biz de orta vadede o bölgeden realizasyon bekliyoruz arkadaşlar. Ons altında ise yukarı yönlü grafiklerin çalıştırılacağını tahmin ediyorum. Ons altın 2000'li seviyeyi direnç olarak çalıştırdı. 2000'li seviyenin üzerine attıktan sonra gelen bir realizasyon var. Bunu daha önce analiz etmiştik. Şu bölgede bir tutunma bekliyorum. Daha sonraki süreçte ise ons altın tekrar 2000'li seviye realizasyon ve daha yukarıda seviyelerin görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bu da gram altına oldukça pozitif yansır. Ons gümüş ise biraz geride kalmıştı arkadaşlar. Aradaki farkı kapatmak isteyecektir. Bakın onu kapatmaya çalışıyor. Evet, ons altın seviyesi şu bölgede hatta daha da yukarılarda. Dolayısıyla ons gümüşün de 23'lü seviyelere doğru Gitme isteği, isteği ihtiyacı duyacaktır. Şu bölgeyi çıçanağı tamamlamak için. Yani yaklaşık 24 seviyesini tekrar e, ons gümüş e, hedefliyor diye görüyoruz. Burada bakın güzel bir bayrak çalışması var. Yukarı doğru 24'lü seviyeler hedefleyen bir ons gümüşle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bitcoin'de pozitif se seyir ve rally havası devam ediyor. Bitcoin 30 binli seviyeler 32 binli seviyeleri güçlü bir trendle hedefliyor görünüyor. Buradaki analiz arkadaşlar şunu söyleyebilir Bitcoin'de 38-40 binleri bu şekilde güçlü trendle arzu, arzulayabilir. Şimdilik direnç noktalarında bakın üstünde de kapatmış görünüyor. Üstüne de attı. 32-33 hedef gibi görünüyor. Başka petrolde hafif bir yatay yukarı grafikler var. Petrolün grafiğine baktığımızda şuraya kadar gelen bir hareket ve tepki hareketi geldi. Bu bölgede şuraya kadar bir tepki hareketi gelebilir. Ondan sonra tekrar bir ile karşılaşabiliriz. Şimdilik geri çekilme ve yukarı hareket devam ediyor. Daha sonra zikzaklarla yine e, karşılaşacağız. Vix endeksinde bir toparlanma var. Borsalarda aynı şekilde bakın, şurada bir bayrak çalışması vardı. Bayrağı kırdı ama altta kalıcılık olacağını düşünmüyorum. Tekrar doğru atmak isteyecektir. Şu bölgede bayrak yapıp sonra yukarı eğilimlerin devamını bekliyorum. Vix, VIX açısından genel değerlendirmem böyle. Arjantin piyasası zikzaklı arkadaşlar. Bir yukarı bir aşağı. E, bu da şu bölgeden destek buldu. Yukarı doğru attı. E, direnç bölgesine takıldı ve bu bölgeden ben tekrar satış bekliyorum. Arjantin piyasası açısından negatif tablonun olacağını düşünüyorum. Dolar endeksinde de 103'lü 104'lü seviye ortalamalarının altında hareket devam ediyor. Ama burada bir tutulma ve sonra tekrar yukarı doğru bir grafikle 108'li 110'lu rakamları hedefleyecek olan bir grafikle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi genel olarak biz yüze tekrar dönecek olursak Bugün biraz yaralar sarıldı. Hafif pozitif bir durum söz konusu oldu. Çok kişiyi stoplattıklarını tahmin ediyorum. Şu bölgeyi kale gibi korudular. 5000'in altında her ne kadar 2 günlük bir kapanış yapmış olsa da tekrar 5000'in üzerine atmayı başardı. Bir süre daha 5000 atmış ve daha üstte de 5100 senaryosunu çalıştırabilirler. Bu açıdan şimdilik pozitif olarak takip etmek gerekir. Yalnız günlükte ortalamaların altında olduğumuzu ve bu bölgelerin direnç olma ihtimalinde olduğunu bakın şuradaki gibi unutmayın arkadaşlar. Ve stop noktası olarak da bugün döndüğümüz nokta çok kesin net stop noktası olarak belirlenebilir. 4880 noktası stop olarak takip edilebilir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu arada tekrar söyleyeyim. Herkese Ramazan mübarek olsun. Bunu hatırlatayım. Bir de videoların altındaki linklerden arkadaşlar daha henüz yapmadım ama Ramazan indirimli eğitim çalışmaları kuponlarını hazırlayacağım. O kuponlardan girdiğiniz takdirde Ramazan'a özel indirimlere e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirtmek, belirtmiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.